Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Evet söz verdiğimiz gibi çok güzel bir DGS çalışma programı sizin için hazırladım. Geçen sene biliyorsunuz çalışma programları ayrıca hazırlamıştım ama bu seneki çok daha güzel oldu arkadaşlar. 5 aylık yani normalde 4 ayda bütün konular bitiyor ama 5. ay full tekrar olduğu için 5 aylık çalışma programı bu programa uyarsanız, size iddia ediyorum bu programa uyarsanız istediğiniz sonuç neyse onu inşallah alacaksınız. Belki çok yakın bir sonuç alacaksınız. Belki de ondan çok daha güzel bir sonuç alacaksınız. Yani kesin olarak %100 kazanırsınız demiyorum ama kazandırma garantili çalışma programı olarak iddia edebilirim. Bu programa kesinlikle uymanız lazım. Kazanmak istiyorsanız evinizde mis gibi çalışma programı var arkadaşlar. Bu programı size sunacağım. Şimdi anlatalım. DGS çalışma programı birinci ayın ayı ne yapacağız? Bakın sayısalcılar için, eşit ve sözelci arkadaşlar için kaçar soru çözülmesi gerektiğini burada anlattım. Hocam biz bunun hepsini yapamayız. Hepsini yapamazsanız arkadaşlar elinizden gelenin en iyisini yapın. Elinizden ne kadar geliyorsa onu yapın. Hepsini yapamadınız bir parçasını yapın. Ama bu programa uygun bir şekilde çalışmaya özen gösterin. Temel kavramlar, tek çift sayılar, asal bölenler, bölme bölünebilme, rasyonel sayılar olarak matematik gidiyor. Türkçe'de sözcükte anlam ve cümlede anlam olarak e, bu şekilde devam ediyor. Ve geometri var arkadaşlar. Bu birinci ay programımız. Birinci ay programı sonunda işte ağırlıkçı arkadaşların 2400, sayısalcı arkadaşların 2000, sözelci arkadaşların 2000 soru çözmüş olması gerekiyor bu programa göre. Evet mesela bu programı Aralık ayı içerisinde aralığa uygulayabilirsiniz ya da Ocak'ta başlarsanız en geç Mayıs'ın sonunda bütün konular bitmiş şekilde programlanmış oluyor. Bu programa kesinlikle uymanız lazım arkadaşlar. İkinci ay yine buradan baktığımızda eşit ağırlıkçı arkadaşların 2700, sayısalcıların 2300, sözelcilerin 2200 soru çözdüğünü görüyoruz. Basit başlıyor. Matematik, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlar ayırma ve oran orantı. 2 ayda cebiri bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. 2 ayda üçgeni bitirmiş oluyorsunuz bu şekilde ve 2 ayda e, Türkçede çok güzel bir seviyeye gelmiş oluyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada 3. aya bakalım. Çalışma programı geldik. 2. ayda biz deneme ekliyoruz. Bakın burada görüyorsunuz birinci deneme, ikinci deneme, 3. deneme, dördüncü deneme diye. 2. aydan itibaren denemelere geçmeniz gerekiyor. Deneme analizleri yapmanız gerekiyor. Evet geldik. Üçüncü ay yoğun olarak geçecek olan üçüncü ayımız. Burada eşit arkadaşlar 2800 sayısalcılar 2000 sözelci arkadaşlarımızda 2000 soru çözmeleri gerekiyor ve en yoğun olduğumuz aylardan biri problemler ayı problemleri bir ay içerisinde bitiriyorsunuz. Sözel mantıkları bir ay içerisinde bitirmeniz gerekiyor ve burada dörtgenleri de bir ay içerisinde çember daire dahil bitiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu programa uygun çalışırsanız yani Haftalık olarak eşit ağırlıkçı arkadaşlar 500, 600, 700 soru çözmüş olmaları gerekiyor. Bir haftada uygun bence yani sayısalcı arkadaşların burada baktığınızda 500 soru çözmeleri gerekiyor ki bence çok uygun. Sözelcilere baktığımızda yine 500 soru çözülmesi lazım. Bir haftada bence çok uygun yani bir haftada bu soru sayısı az bile olabilir. Yani burada eklemeleri çıkarmaları kendiniz yapabilirsiniz. Ben buraya 100 soru dediysem illa 100 soru olmak zorunda değil. Siz bunu 200 soru yaparsınız. 300 dediysem 400 yaparsınız. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Programa göre çalışın. Yine yeterli arkadaşlar. Dördüncü aya geldiğimizde konular burada bitmiş oluyor. Kümeler, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon ve sayısal mantık arkadaşlar. Sayısal mantık da görüyorsunuz burada sayısalcılar. 1000 soru çözmüş oluyor. Eşit 600 soru çözmüş oluyor. 600 yeterli olmayabilir. Mesela buraya eklemeler yapabilirsiniz. Eşit i̇şte arkadaşlar dördüncü ayda 2800 soru çözüyor. Sayısalcı arkadaşlar 2800, sözelci arkadaşlar 2400 soru çözüyorlar. Üçüncü ve dördüncü ayımız çok yoğun geçiyor. Örnek veriyorum Nisan ayı olsun bu. Ocakta başladığınızı varsayalım. Nisan ayının programı olsun bu. En son Nisan ayı bittiği zaman artık sizin elinizde mis gibi bütün konuları bitirmiş şekilde planladığınız bir program olmuş olacak. Ve Mayıs ayında full tekrar yaparsınız. Gerekirse bizim Tekrar kamplarımız var. Onlara katılabilirsiniz. Ocak ayında bizim başarı grubumuz var. Ona katılabilirsiniz. Onda bu programla birlikte ilerleyebilirsiniz. Beşinci ayda arkadaşlar bakın Cebir Full tekrar e, sayısız arkadaşlar, sözlerciler ve işte arkadaşlar soru çözecek burada. Türkçe karışık soru çözümü. Üçgenler full tekrar. E, i̇ki deneme çözüyorsunuz artık. Haftalık iki denemeye döndünüz burada. Geldiniz geldiğiniz yine problemler full tekrar. iki deneme çözüyorsunuz. Çokgenler, dörtgenler var. Geldik 3. haftaya. Sayısal mantık full tekrar yapıyorsunuz ve 400-500'er soru çözüyorsunuz. Burada sözelci arkadaşlar mesela sayısal mantık çözmek zorunda değil. Aynı şekilde mesela burada eee sayısalcı arkadaşlar burada Türkçe karışık soru çözmek zorunda da değil. Bunları mesela eledim veya sayısalcı arkadaşların sözel mantık çözmesine de gerek yok. Yani bunları bu şekilde size lazım olmayanları. Mesela sözelci arkadaşlara geometri koymadım. Yani hani size lazım olmayacaksa ben onu koymamaya özen gösterdim. Yine kontrolünüzü kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Burada 20 tane deneme bitirmiş olacaksınız bu programa göre. Ve sayısal full tekrar ve bu en yoğun olduğumuz ay. Mayıs ayı yani 5. ayımız arkadaşlar. 4000 soru var. Ee, burada eşit ağırlık arkadaşlar 4000 soru. Gerçekten çok e, iyi bir soru sayısı var burada. Yani bunu yaparsanız dediğim gibi yani. E %100 kazanırsınız demiyorum ama çok güzel bir puan alabilirsiniz. Sayısazlar 4000 soru, sözelciler 3400 soru. Bu program bittiği zaman arkadaşlar bakın programın burada başını anlattık. Bunu PDF olarak videonun altında açıklama kısmında zaten size bunu paylaşacağım. Bu program bittiğinde 5 ay içerisinde sayısal arkadaşlar 13.000 tane soru çözmüş oluyorlar. Yani 13.000 tane soru aşağı yukarı arkadaşlar 7-8 tane kitap yapıyor. Eşit arkadaşlar 14.700 soru çözmüş oluyorlar. Nereden baksanız 9-10 tane kitap yapar. Sözel arkadaşlar 12.000 soru çözmüş olacaklar arkadaşlar. Bu programa uyarsanız Şimdiye kadar gördüğünüz bütün programları unutun arkadaşlar. En kaliteli program bu diyebilirim size. Bu programa kesinlikle uymanız gerekiyor. Bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizi önerin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.